Yaptığı, ha bak e, bu işte, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız demiş Özgür Özel, sokaklarda direneceğiz. Şimdi bu dursun burada. Ben bir anayasa mahkemesinden bahsedeyim biraz. Bu anayasa mahkemesi, dünyanın hangi ülkesinde, hangi mahkemeye giderseniz gidin, kapatılacak bir parti hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından neredeyse 3 yıl önce açılan davayı hala sonuçlandırmadı. Aslına bakarsanız ortada ne HDP kaldı ne bir şey kaldı. Ama Anayasa Mahkemesi HDP'nin hakkında kapatma kararı veremedi. Öyle bir dosya var ki HDP hakkında. Yani değil Anayasa Mahkemesi'ne. Dünyanın herhangi bir mahkemesine götürün tek celsede kapatır. Bir dönem ya Anayasa Mahkemesi'nin iş yoğunluğu var o yüzden bakamıyoruz dendi. Ne demek bakamıyorsun ya? Bu partinin bütün il ve ilçe örgütlerinin daha adam götürme PKK'ya adam toplama şubeleri olarak çalıştığı bilinirken siz nasıl iş yoğunluğundan bahsedersiniz? Ondan daha önemli bir iş mi var? Çek birinci sıraya. Hayır. Bir türlü kapatamadılar. İşte asıl görevi kötüye kullanma, anayasal düzene karşı gelme budur. Bu yüzden devlet Bahçeli arada sırada bu mahkeme kapatılmalıdır falan dedi. Şimdi aynı anayasa mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına birebir uyalım diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nasıl bir mahkeme olduğunu burada defalarca anlattık. Binlerce defa anlattık. Osman Kavala kararına bakın. En son işte bu Fethullahçı bir öğretmen vardı. E, Baylok e, şey değildir diye e Fethullahçı olma kanıtı değildir diye nasıl değildir ya? En az iki Fethullahçı imamın onayıyla baylok şifresi örgüt tarafından veriliyor, terör örgütü tarafından. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hayır diyor. Böyle bir şey yok. Şimdi Anayasa Mahkemesi o karara uyun diyecek değil mi? Yani öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki. Hukuk kıskacıyla karşı karşıyayız ki bu hukuk kıskacı Türkiye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, özgürlüğünü elinden alma kıskacı. Daha önce arkadaşlar defalarca, binlerce defa anlattım. Boşu boşuna anlatmadım bunları. Bir ülkenin egemenlik göstergeleri vardır. Bu bayrağıdır mesela. Kendi adına para bastırmasıdır. Ne bileyim mesela silah taşıma yetkisi sadece devletindir. Örneğin yargılama yetkisi devletindir. Ama siz Avrupa Birliği'ne gireceğim diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını kendi yargınızın üstünde bir yerde görüyorsanız, o zaman yargılama egemenliğinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine terk etmiş durumdasınız demektir. E o zaman ne olacak? Ekonomi egemenliğini IMF'ye, Amerika'ya teslim ediyor olsun. Savunma egemenliğini NATO'ya teslim ediyor olsun. Hukuk egemenliğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne teslim ediyor olsun. E, egemenlikten nasıl bahsedeceğiz? Ne diyeceğiz? E ondan sonra Osman Kavala neden hapiste diye bağıracak birileri. E terörist o yüzden yani şeyin sözleri, MHP lideri Bahçeli'nin sözleri. Osman Kavala terörist o yüzden diyor. Şey, Osman Kavala casus o yüzden diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi maalesef bunlara uygun kararlar veriyor. Birçok kararında, verdiği birçok kararda Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi birçok kişinin hak ihlaline uğradığını söylüyor. Ya ama bunlar doğru değil. Bakın tamam hukuk, hak, cart, curt. Evet kabul. Ama hukuk dediğiniz şey kitapta yazılı şey değildir sadece. İki satır yaz değildir. Hukuk milletin canıyla kanıyla oluşturduğu bir şeydir. Ya da egemenlerin baskıyla silahla oluşturduğu bir şeydir. Hak kavramının çoğuludur. Haklar demektir hukuku kim yapıyor olsa onun hakkını savunur hukuk. Şimdi Türkiye 1950'lerden itibaren her şeyiyle Atlantik sistemine dahil oldu. Hukuku da ona uydurulmaya çalışıldı. Özellikle özellikle 2000'li yıllardan bu yana FETÖ'nün yargıda, poliste, asker içindeki e, sızmaları hukuku da hukuk olmaktan çıkarttı. Bugün hala yargıda FETÖ kalıntıları mevcut. Hukuk dediğiniz şey bu milletin egemenliğini, bağımsızlığını, özgürlüğünü teröre karşı, emperyalizme karşı, emperyalist devletlere karşı savunamıyorsa o hukuk, çok açık söylüyorum, yok hükmündedir. Bir ulusun egemenlikten büyük hukuku yoktur. Bugün işte şu kanuna göre, bu kanuna göre diyoruz. Yarın değiştiğinde ne olacak? Özgür Bey diyor ki bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız, sokaklarda direneceğiz. Bu ne? Rand Corporation'ın yani Cihan'ın yan kuruluşu Rand Corporation'ın söylediği yaratıcı yıkıcılık budur. Türkiye bu hukuk cenderesini atlatmak zorundadır. Bakın biz hukukla çok karşılaştık. Biz 12 Mart döneminde hukuku gördük. 12 Eylül döneminde hukuku gördük. Bir çocuğu asmak için yaşını büyüttüler. Bunu da gördük. Ergenekon balyoz döneminde hukuku gördük. Ya bu ne? E hukuk çözerdi diyordu bir eski genelkurmay başkanı. Ne oldu hukuk çözdü mü? Çözdü mü hukuk? Ergenekon hukukunun ne çözdü biliyor musunuz? İçeride ve dışarıda direnenler çözdü. Amerikan hukukuna, FETÖ hukukuna direnenler çözdü. FETÖ hukukunu, Amerikan hukukunun ne çözdü biliyor musunuz? 15 Temmuz darbe gecesinde darbeye karşı direnenler çözdü. Şimdi hala bu hukukun kalıntıları var Türkiye'de. Hala bu hukuku yaşatmaya çalışıyorlar. Hala bu hukuk sayesinde Selahattin Demirtaşları falan dışarı çıkartmaya çalışıyorlar. Türk milletinin hukuku vardır. Ve bu Amerikan hukukunu temizleyecektir. Meseleye lütfen bir kez de böyle bakmanızı rica ediyorum. Ayrıca sokaklarda direneceğiz falan. Özgür Bey, ben 1981'den beri politikacılarla içli dışlıyımdır. Senin eski genel başkanın benim arkadaşım. Ha, oturup sohbet ettiğim arkadaşım. Sayın Süleyman Demirel'i tanıdım. Turgut Özal'ı tanıdım. Sayın Arbakan'ı tanıdım, birçok siyasetçiyi tanıdım. Ecevit'i tanıdım. Hele bir acele etme bakalım, daha dün bir, bugün iki. Biraz siyaseti öğren, ondan sonra seninle de konuşuruz. Konuşuruz, konuşuruz, niye konuşmayalım ki? Konuşuruz, hadi.